Sulu boya severler hoş geldiniz. Bugün size sulu boyada yapmamanız gereken 5 şeyden bahsedeceğim kısaca. Hemen başlıyorum. 1. Kağıdınızı bantlamadan çalışmayın. Boyadığınız kağıt suyun etkisiyle dalgalanacağı için kağıdı tutmanız ve boyamanız zorlaşır. O yüzden boyamaya başlamadan önce kağıdınızı bir kağıt bant yardımıyla her kenarından boşluk kalmayacak şekilde bantlayın. 2. Fırçanızı suda bırakmayın. Suda bıraktığınız fırçanın ucu suyun etkisiyle kısa sürede yam olur ve yamuk fırçanın ucuyla ince çizgiler çekemezsiniz. 3. Fırçanızı boyalı bırakmayın. Kuruyan pigmentler fırçanın kıllarının dibine içler ve fırçayı sertleştirir. Sertleşen fırça boyarken kağıda zarar verir. Ayrıca bu durum fırçanızın ömrünü azaltır. 4. Fırçanızı temizledikten sonra ıslak bir şekilde dik koymayın. Kıllardan akan su gövdeyi çatlatır. Onun yerine su ve sabun yardımıyla temizlediğiniz fırçanızı önce peçete ile kurulayıp ardından tamamen kuruyana kadar bir peçete üzerinde yatay şekilde bekletin. 5 ve en önemlisi, bir rengi koyulaştırırken siyah renk kullanmayın. Onun yerine kullandığınız rengin renk çemberindeki tamamlayıcı rengini bulun ve karışıma onu ekleyin. Mesela turuncuyu koyulaştırmak istiyorsanız turuncuya siyah değil, tamamlayıcı rengi olan maviyi ekleyin. Bunlar benim en fazla gördüğüm hatalardı. Gördüğüm hataları not edip böyle videolar yapmaya devam edeceğim. İnşallah faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya pazar görüşürüz.